İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Cezalandırılan taraf Türkiye'ydi. Sef Antlaşması. General de Gaulle'ün çağrısının 84. yıl dönümü anısına. İstanbullu Ermeni Aragüler'in kitabı Türkiye'de çocuk dostu kitaplar listesine alındı. Getaşen, zengin tarihi ve görkemli geçmişiyle Artsakh'ın en kalabalık köylerinden biri. Berzor, Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi, Bakü tarafından tamamen yıkıldı. Bir Ejderha Taşı'nın Tarihi başlıklı sergi. Yerevan Devlet Oda Korosu, Haynovka Festival Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. Sevr Antlaşması, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra küçük müttefikler Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp Hırvat Devleti ve Çekoslovakya tarafından imzalanmıştır. Ermenistan'ın temsilcileri Avedis Aharonyan ve Boğuslu Bardı. Anılarında Sevr Antlaşması'nın imzalandığı 10 Ağustos gününün hayatının en mutlu günü olduğunu yazmıştır. 10 Ağustos'ta Aharonyan arabayla Sevr'e geldi ve saat 16'da konferansın başkanlığını da yapan Fransa Başbakanı Alexander Millerand geldi. Organizatör Türk heyetini içeri davet ediyor. Aharonyan genel bir sessizlik vardı. Bütün bu tören idam cezasının infazı imajını taşıyordu. Cezalandırılan taraf Türkiye'ydi diye yazdı. Konferansın başkanı Türk delegelerini anlaşmayı imzalamaya davet ediyor. Önce Hadi Paşa yaklaşır, ardından Tevfik Bey ve Reşat Bey imza atar. Daha sonra İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın temsilcileri imza atıyor ve ardından sıra küçük müttefiklere geliyor. Alfabetik sıraya göre Ermenistan birinci olduğu için imzaya davet edildim. Sev Sarayı'nda Aharonyan'ı ilk tebrik eden kişi Yunanistan Başbakanı oldu. General de Gaulle 18 Haziran 1940'ta 400'den az kelimeyle tüm Fransız silahlı ve direniş güçlerinin seferber edilmesi çağrısında bulunarak Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılmasını mümkün kılan zafer kıvılcımını ateşledi. Kan Belediye Başkanı David Lisnar bu direniş eylemini ve bunun Fransa'nın bugüne kadarki geleceği açısından sonuçlarını ustaca anlattı ve hatırladı. Törende diğerlerinin yanı sıra Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Fransız Gaziler ve Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı Jan Hazarosyan ve Ulusal Ermeni Savaşçılar Derneği Başkanı Vrej Abrahamyan da hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1740 kitabı çocuk dostu olarak belirledi. Bu kitapların arasında iyi bir fotoğrafçı dikiş makinesiyle bile fotoğraf çekebilir adlı kitabıyla İstanbullu Ermeni ünlü fotoğrafçı Ara Güler de yer aldı. Listede ayrıca Pollyanna, Charlie ve Çikolata Fabrikası, Muhammed Ali Kimdi, Leonardo da Vinci ve Süper Beyni adlı kitaplar da yer alıyor. Çocukların gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulan özel komitenin piyasada bulunan basılı eserleri inceleyerek en faydalı kitapları seçtiği kaydedildi. Komisyon, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, sosyologlar, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor. Tarihi Ermenistan'ın Artsakh vilayetinin orta kesiminde Mırafsıra Dağları'nın kuzeyindeki ormanlarla kaplı bölgesinde Kürak Nehri'nin derin boğazında bölgenin eski Ermeni köylerinden biri olan Gedaşen yayılmıştır. Zengin bir tarihi ve görkemli geçmişe sahip olan Gedaşen bölgesinde korunmuş maddi kültür anıtlarının varlığı, yerleşimin erken orta çağ varlığına tanıklık etmekte ve keşfedilen arkeolojik buluntuların bir kısmı Hristiyanlık öncesi döneme atıfta bulunmaktadır. Getaşen, Artsakh'ın en kalabalık köylerinden biriydi. Özellikle 19. 20. yüzyıllarda yapılan nüfus sayımı verilerine göre Getaşen, nüfus bakımından Artsakh'ın ikinci büyük kentiydi. 1914'te tamamen Ermeni bir nüfus olan Getaşen'de 6080 kişi yaşamaktadır. Nüfusunun büyük olması ve savunma açısının elverişli konumu nedeniyle Getaşen,
pek çok Ermeni köyünden farklı olarak 1905-1906'daki Ermeni-Tatar çatışmalarından ve 1918-1920'deki Osmanlı ve Müslüman kuvvetlerinin ortak operasyonları sırasında saldırılardan kurtuldu. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan eğitime de Gedaşen'de büyük önem veriliyordu. İlk mahalle erkek okulu 1864'te açıldı ve 1906'dan itibaren kız okulu da faaliyete geçti. 1914'te köyün mahalle okulunda 140 öğrenci eğitim gördü. Köyde en eskisi Abak Surp Nişan veya Şehit Kilisesi olmak üzere 3 kilise korunmuştur. Üzerindeki yazıt 11. 12. yüzyıllara ait tipik bir yazıttır. Diğeri ise Gedaşen'in Surp Asvazadin Kilisesi eski mahallenin merkezinde yer alır ve 3. kilise Kusanats Çölü'ndeki Kusanats Meryem Ana Kilisesi olarak bilinir. Köyün çevresinde çok sayıda tarihi eser de korunmuştur. Gedaşen'in yaklaşık 2 kilometre güneyinde ormanın eteğindeki Kuzey Ermeni Yamacı'nda yer alan Yığnasar Manastırı olarak bilinen manastır kompleksi dikkat çekicidir. 1991 yılında Bakü, Sovyet ordusuyla işbirliği yaptı ve Gedaşen'deki Ermeni nüfusunu zorla tahliye etmek gibi korkunç bir görevi üstlendi. Nisan ayının sonunda başlayan varoluş mücadelesi bir hafta sürdü ancak son derece eşitsiz güç dengesi koşullarında Gedaşen halkının ana vatanından sürülmesi gerçekleşti. Köyün son Ermeni sakini 7 Mayıs 1991 yılında köyü terk etti. İnşaatı 1998 yılında tamamlanan ve aynı yılın 31 Mayıs'ında kubbe haçı kutsanan Berzor Kutsal Yükseliş Kilisesi bu kez Bakü tarafından tamamen yıkıldı. Bağımsız akademik platform olan Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi bu konuda uyarıda bulunuyor. Kilisenin mimarı Hraça Gasparyan, inşaatı ise Georgi Arakelyan tarafından yürütüldü. Kilisenin sanatsal dekorasyonunun yaratıcıları ünlü heykeltıraş Ardaşe Sovsepyan, sanatçı Garo Mıkırdıçan, ahşap ustası Vano Dadoyan ve diğerleriydi. Bakü Anıtları Koruma Kamu Teşkilatı'nın 2021 yılından bu yana kiliseyi camiye çevirmek için proje sunduğu hatırlatıldı. Bunun Azerbaycan'ın kiliseleri yıktığı ilk olay olmadığını vurgulamak gerekir. Platform, Berzor'daki Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi'ne verilen zararın 1954 tarihli silahlı çatışma zamanlarında kültürel varlıkların korunmasına dair Lahey Sözleşmesi'nin 4. maddesinin ve 1999'da kabul edilen Ek 2. Protokol'ün 15. maddesinin A fıkrasının ciddi bir ihlali olduğunu ve uluslararası mahkemelerde gerekirse yargılanabileceği vurgulanmaktadır. Kilisenin kasıtlı olarak yok edilmesi aynı zamanda Roma tüzüğünün 8. maddesini de ihlal ediyor ve insanlığa karşı ağır bir suç olarak kabul ediliyor. Berzor'daki Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi'nin yıkılması da bir kültürel soykırım, kültürsit eylemidir. Avrupa Arkeoloji Günleri programı kapsamında Mezamor Tarihi ve Arkeolojik Koruma Müzesi'nde Ejderha Taşı'nın Tarihi başlıklı sergi açıldı. Lacaşen'in köyü bölgesinde bulunan M.Ö. 3. 1. bin yıllara tarihlenen Ejderha Taşı, Mezamor Müzesi'nin avlusunda yer almaktadır. Ejderha taşları yüksekliği 5 metreye kadar ulaşan Ermeni yaylalarına özgüdür. Balık veya boğa şeklinde olanlar olduğu gibi yılan ve leylek şeklinde olanlar da vardır. Ejderha taşları çoğunlukla yüksek dağ tepelerinde kaynakların, göllerin ve rezervuarların yakınında bulundu. Ejderha taşları sadece Ermenistan'da değil, uluslararası arkeolojide de büyük ilgi görüyor. Ortodoks Kilise Müziği Haynovka'nın 43. Yarışma Festivali Polonya'da düzenlendi. Sanat ve koro yönetmeni Kristina Voskanyan yönetimindeki Yerevan Devlet Oda Korosu, Ulusal Oda Müziği Merkezi kapsamında Doğu Ermenistan'dan yarışma festivaline katıldı. Koro, profesyonel korolar kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Yarışma festivale sadece önceki yılların birincilik ödüllerini kazananların katıldığını belirtmekte fayda var.
2022 yılında birincilik ödülü alan Yerevan Devlet Oda Korosu festivale ülkemiz adına bu yıl onursal koro olarak katılmaya davet edildi. Festival kapsamında koro Varşova ve Belistok'ta Ermeni performans sanatlarının en iyilerini sunan performanslar sergiledi. Sevgili soydaşlarımız ve sevgili vatandaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.